Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 24 Mart Pazar Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Evet Adana'da 7 koşulu bir programımız bizleri bekliyor sevgili dostlar. Evet Adana'da e, bir altınımız olacak. Birinci koşuyla 7 plasemizin açılışını yapacağız. Saatlerimiz 18.30'u gösterdiğinde. Evet koşulara geçelim sevgili dostlar. Tüm yarış severlerde bol şanslar dileyelim. Evet birinci koşuyla benim e, yarın banko ismim olacak o da 5 nolu safkan Mehmet Akgöz'e ilk defa buluştu. Adana'da son iki koşusunu e, 1200'de 3. Üçüncü, 1400'de 3.'lükle ayrıldı. İlk deva uzuna çıkacak. Yani burada baktığımız e, zaman 1 e, nolu safkanımız herhalde koşmuştu bir 6.'lı e, falan olması lazım. Evet. E, ben 5 nolu safkan Mehmet Akgöz'da yarın koşunun net e, olarak düşünüyorum. Tabii ki karar son karar sizlerin. 5 benim bankom 7 ile 2 nolu safkanları da ilk için değerlendireceğim isimler olacak. Adana programımızın ilk ayağında. Evet geçelim ikinci koşu altılı ayağımız bu koşuyla başlayacak şartlı 4 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çime çıkıyor. 12 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, Adana programı bana zor geldi sevgili dostlar. Zor koşular, formda isimler var, e, çim yarışlarını bekleyen safkanlar var. Burada 3 nolu King Erenle başlayacağız. Yaptığı son çim işini Adana'da 1200'ü kazandı. Şimdi uzuna çıkacak, nasıl koşacak hep beraber izleyip göreceğiz. Ama iyi koşmasını bekliyorum. E, uzuna da çıksa dahi. Ben 3 King Eren Müslüm Çelik ilk tercihim. İkinci atım 10 nolu safkanı Mert Ali olmaz eşliğinde. 9 nolu sapkının babar ağacı mutlaka değerlendirin. Son işinde derecesi kalsa da e, şimdi uzuna çıkacak çok yumuşak o gün için çim pis yani uzunda babar ağacının daha etkili koşacağını biliyorum. Mehmet Salih Çelik'te ikinci tercihim pardon üçüncü tercihimiz sonradan 12 nolu sapkınımız e, kesir kalsı Ahmet Çelik tekteresini görüyoruz. Sonradan 1 nolu King Davut ve de 8 nolu Asmar Dubai diyeceğiz Hayan Kurşun'la. Evet 3, 10, 9, 12, 1, 8, 6'lı gayrımızın ilk ayındaki sıralamamız. Evet geçelim bir diğer koşu. Üçüncü koşu Handicap 17.200 çime çıkacaklar. 12 safkanımız yer alacak. Evet birazcık tempolu gidecek bir koşu. Bizleri bekliyor yani tempoyu burada gezal belirleyecek gibi görünüyor. 3 dolu gel oğlum olsun. 4 dolu serseri at. 1 nolu Baba Şahin, 8 nolu Madam Oracle. Yani e, süratli gelecek bir koşu bizleri bekliyor. Tabii ki burada son koşunu kazanan e, safkanımız var. İsa Akyoz eşliğinde gel oğlum benim ilk tercihim olacak. Yine formda gireceği bu koşuya birinci sıradan hak ediyor diye düşünüyorum. 3 ilk tercihimiz ikinci atım. 5 dolu Baba Dallas o da yaptığı son koşunu kazanarak İzmir'de 1800'e e ağır çimle kazanmıştı sürprizliğimiz attı İlker Soyat eşine şimdi Müslüm Çelikle izleyeceğiz 5 ikinci tercihimiz 8 nolu Madam Oracle Mehmet Salih Çelikle ve 9 nolu e, Amal isteyeceğim bu koşu için 3 5 8 ve 9 üçüncü koşudaki sıralamamız Evet geçelim bir diğer koşu. Dördüncü koşu şartlı. iki dört yaş şarapları 1400 kuma çıkacak. On safkan yer alıyor. Dörtlü ganyanımız bu koşu itibariyle başlayacak. Evet burada aslında iki safkan var ama ilgimi çeken e, bir iki safkan daha önereceğim sizlere. Onlar kimler? Tabii ki nolu Karakurt Bey'i Ercan Çankaya eşliğinde üç nolu safkanın prestij e, olacak. Fesli Çetin başta ilk defa buluştu iyi koşacaklardır. Bunların dışına çıktığımızda 10 nolu Tokoz, e, Tekozan, Tekozan, Mehmet Salih Çelikle çok çok dikkat. Ve de 4 nolu Tumbur, Serhat diyeceğiz. Evet 2-3 çizgi 10 ile e çok dikkat edelim diye düşünüyorum. Yani sürprizdeki adaylarımız Evet geçelim bir diğer koşumuza. 5. koşumuz Ali Rıza, Ongun koşusu. Kısa vade 8 bir koşu İngilizlere 2000 metre kuma çıkacak. Yeni safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz bu koşu için sevgili dostlar. Evet koşuya döndüğümüz zaman bir nolu safkanımız yani yarışı bir tempoya verecek safkanlar var ama o kadar da yani tempolu girecek mi? Çünkü hemen hemen tüm safkanların ayağı çok seri. Belki burada 3 ile 4 liderlik açısından belki ön plana çıkabilir. Ama tabii ki burada benim tercihim 1 nolu daha Day'ın Kurşun'la. sonradan 4 nolu safkanımız e, Spirit Day Ahmet Çelik eşliğinde yaptığı Adana'da Grup 3 çok başarılı bir performans sergiledi. O gün içinde geri planda kalan bir safkanımız yani koşuyu aslında kazanmaya yakın ama e, ben burada birazcık sürpriz aradım. Sonra Altunoğlu Savkı'nın Müslüm Çelik'le veri yeni olup pek yerime dikkat. O da yaptığı son koşusunda 1900'de e, Bon Jornico'ya geçit vermedi ve de koşuyu kazanmıştı. Pekerim sevgili olsa yarın da bir sürpriz şansı olacağını düşünüyorum. Evet 1, 4, 6 ve 7 sıralamam bu şekilde 5. koşuda. Evet geçelim bir diğer koşu 6. koşumuza şartlı 5-4 ve Kore İngilizler 2000 metre kuma çıkacak 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz bu koşuda. Evet burada yarın benim banko ismim olacak o da İsa Akgöz eşliğinde 9-4 yaptılar son iki koşusunu 1900-2100'ü şartlı 4 şartlı 3'ü kazanarak geliyor. Mehmet Akgöz'de de iyi bir form yakalamış. 2 e, nolu e, Blender Rende ben ve kenara çekileceğim. Bu koşuyu kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar kendisinden. Evet iki Bankom rakiphanesine bir ile 3 nolu Espinosa diyeceğiz. ikili değerlendirecek arkadaşlar için 2 nolu Blender Rende. Bankom 1 ile 3 ikili için değerlendireceğimiz isimler. Evet geçelim bir sonraki koşu 7. koşu 6. kaymış sonra Handikap. 16 dişler ama 4 ve yukarı Araplar 1800 metre çime çıkacaklar. Evet 12 safkan yer alacak bu koşta. Bizler de 4 safkanı sizlere önereceğiz. Bakalım son koştadaki safkanlarımız sırayla şu şekilde. 12 ton Nezengül Mehmet Salih Çelik eşliğinde aradan sonra bir çim yarışında start aldı. Burunla kaybetmişti maalesef Mehmet Nuri Sunkar'la. Aslan yazın kazandığı o koşuyu ee, güzel bir performans sergiledi Nezengül İlk tercihimiz 12 sonradan 4 nolu Hay, Habbe Vedat Daviş ile mutlaka yazalım 2 nolu Safkan Foto kızı ve de 1 nolu Elif Nurgül'e dikkat. Evet sıralamam 12 4 2 ve 1 sıralamamız bu şekilde. Evet alana programı için sizlere aktaracağım Safkanlar bunlar da tüm yarış severlere. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Evet hem İzmir hem Adana programı için, iki program için bol şanslar. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileğiyle Allah'a ısmarladık.